Arkadaşları alır mısınız lütfen, polis arkadaşlar? Bir yardımcı olun arkadaşlarımıza. Yukarıda ben kanalın sizi bekliyor. Lütfen çıkın. Ben kanalın genel yayın müdürüyüm, tamam. Ve bu yayın devam ediyor. Arkadaşlar tamam. Lütfen kapatmayın. Müsaade edin. Benim ana kumandamı bana kapatamazsınız. Müsaade edin. Yukarıda Ümit Bey var. Bugün televizyonu genel müdürü, genel yayın müdürü benim. Ben yardımcı olayım size. Burası benim ana kumandam. Lütfen yayına müdahale etmeyin. Hanımefendi, bu yayın devam edecek. Buyurun. Lütfen buyurun. Kanalın genel yayın müdürü benim. Yardımcı olun. Neden kameranın arkasına geçtiniz? Burada konuşalım. Buyurun. Evet. Buyurun. Ben bakın. Ben kanalın genel yayın müdürüyüm. Tamam. Ve bu yayın devam edecek. Tamam, devam edecek. Stüdyodan devam edecek. Devam edecek. Yayına müdahale edemezsiniz. Yayına müdahale etmiyorum. Yayını yayın müdürü götürür. Buyurun yukarı çıkalım. Lütfen. Ben şu anda ana kumandadayım. Tamam. Yayına müdahale etmeyin. Kimse yayına müdahale... Bir dakika beyefendi, sizin fikriniz nedir? Gelir misiniz? Titriniz nedir sizin? Beyefendi. Lütfen. Ben sizi ilk defa görüyorum. Arkadaşlar herkes işine baksın. Basın ve yayın herkes işine baksın. Evet. Herkes işine baksın. Herkes işine baksın. Göreviniz nedir? Adınız ne sizin? Lütfen adınız ne? Bana döner misiniz? Bana döner misiniz? Bana döner misiniz? Adınız ne sizin? Evet. Kibar konuşuyorum. Çok saygısızsınız. Çok saygısızsınız. Ben sizi tanımıyorum. Kanalımda ne işiniz var? Kanalımda ne işiniz var? Arkadaşlar. Adınız nedir sizin? Arkadaşlar, burası benim kanalım. Yetkiniz nedir? Yetkiniz nedir? Adınız ne? Soyadınız ne? Yetkiniz ne? Hangi hakla benim yayınımı durduruyorsunuz? Arkadaşlar, ben şu anda stüdyodan yaptığım yayını sürdürmek istiyorum. Normal yayın akışına geçirmek için talimat veriyorum. Normal yayın akışına ben geçiririm. Sizi davet ettiler. Ben normal yayın akışına geçiririm veya geçirmem. Sizi bekliyorlar. Ben bu kanalın 7 yıldır genel yayın müdürüyüm. Sizi bekliyorlar yukarıda. Bak, bu kanalın burada olma her dakikası, bu kanalın her dakikasının sorumlusu benim. Canlı yayın yapıyoruz burada. Yayına müdahale edemezsiniz. Yayına müdahale edemezsiniz. Bugün 28 Ekim 2020, 5. sene ve ben her 28 Ekim'de o günü kötü geçiririm. Matem gibi mi desem, bir anma, dönüp geçmişi hatırlama mı desem ya da bir muhasebe mi desem, nereden nereye mi desem ya da belki büyük bir boşluk, büyük bir hicran, büyük bir travma, bilmiyorum. Her sene 28 Ekim'de kötü olurum ben. Bugün de öyle kötü bir günüm esasen. Yayın günüm, size sözüm var ve yayın yapmak zorundayım. Belki biraz geciktim, o gecikmenin nedeni de bu. Kafam sabahtan beri çok dağınıktı. Çok dağınıktı, bir türlü toplayamadım. Ne gündeme bakmak istedim ne de gündemle ilgili bugün ne konuşulabilir, ne analiz yapılabilir. Ona kafa yormak istedim. Fakat size bir taahhüdüm vardı ve o taahhüdü yerine getirmek için 28 Ekim'de karşınıza çıktım. 5 sene önce bugün AKP hükümetinin, ki hükümetin başında Ahmet Davutoğlu vardı, başbakandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dı. Onların elemanları kayyım adı altında geldiler. Hukuksuz, haksız, belgesiz, yetkisiz bir biçimde polis gücüyle bizim Mecidiyeköy'deki merkezimizi, Mecidiyeköy'deki İpek Medya binasını bastılar. Ve silah gücüyle binaya el koydular, kontrolü sağladılar. Ardından arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Ters kelepçe yapıp emniyette tuttular. Bütün koridorlarda insanların tuvalete gitmesine dahi izin vermediler. Ve biz ana kumanda odasında saatler süren bir direnişe geçtik. O direnişin ilk dakikaları buydu. Bir kesit sadece. İpek Medya Baskını'nın belgeseli yapıldığında görürsünüz. Saatler süren bir belgesel olacak bu. İçeridekiyle, dışarıdakiyle, öncesiyle, sonrasıyla. Bu sadece 2 dakikalık bir bölüm. Ana kumanda odasını ele geçirmeye çalışıyor kayyım. Dediğim gibi yetkisiz, ismini bile söyleyemiyor bana. İsmini söyleme cesareti bile yok. Kim olduğunu söyleme cesareti bile yok. Ben belki orada 10 kere bu kanalın genel yayın müdürü benim diyorum. Belki sizi de rahatsız edecek derecede, seyredenleri de rahatsız edecek derecede ama o ısrarla ne adını söylüyor, ne görevini söylüyor, ne de titrini söylüyor. İşte titir dediğimiz şey de sıfat yani. İsminin altında ne yazıyor?
Ben AKP'nin bu şirkete el koymak için gönderdiği kayyımım. Evet, yasal bir yazı yok. Evet, resmi bir yazı yok. Resmi gazetede veya ticaret sicilinde isimlerimiz de ilan edilmedi. Bu bir hafta sonra olacak. Ama şu anda burayı ele geçirmek zorundayım. Burayı basmak zorundayım. Seçime de 3 gün 5 gün kaldı ve ben bunu yapmak zorundayım. Emir kuluyum. Bana sen git dediler, arkandan da yasayı çıkartacağız. Arkandan da seninle ilgili yasal ne gereklilik gerekiyorsa yapacağız falan diye beni gönderdiler. Hüdayi Bal, Ali Rıza Esmen, ikisini gördünüz videoda. İkisiyle yaka paça olduk orada. Ben dedim ki hayır, sizin yetkiniz yok. Bana kağıt gösterin, gösteremiyorlar. Yetkinize dair bir evrak gösterin, gösteremiyorlar. Silahlı polislerle girdiler, zapt ettiler ve tam anlamıyla işgal ediyorlar. 26 Ekim 2015'te kayyım atandı pazar, pazartesi günü ve 28 Ekim çarşamba günü bu yayını ele geçirme, bina işgali gerçekleşiyor. Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmaları kayyımın bir hafta sonradır. Bir hafta sonra açıkçası, hani resmiyetse, önem veriyorlarsa o resmiyeti kazandılar. Evet. Ve 1 Kasım seçimlerinde tabii AKP tek başına iktidara gelince bu arkadaşların yürüyüşleri de değişti bina içinde. Bu benim konuştuğum Hüdayi Bal'dı. Şimdi nerede ne yapıyor bilmiyorum. Ali Rıza Esmen ötekiydi. Zaten bunlara böyle iki kere höt dediğinizde hemen siniyorlar. Videoda da onu görüyorsunuz. Bu yapılamadı Türkiye'de. Anlatmaya çalıştığımız bu. Bunlara bir dakika dediğinizde, sen kimsin bir dakika, ne hakla bunu yapıyorsun dediğinizde, yani bunu şöyle birkaç bin kişi söyleyebilseydi hiç böyle olmazdı yani. Medya gitti teslim oldu, bürokrasi gitti teslim oldu, herkes, askeri, polisi. Bir avuç insan bunu söyleseydi, bizim yanımızda dursaydı hiç böyle olmazdı ve zaten itiraz ettiğinizde nasıl sindiklerini görüyorsunuz. Nasıl sindiklerini görüyorsunuz yani. Böyle siniyorlar. Necip Fazıl'ın ifadesiyle o tabii şeyi kasteder, askerleri kasteder, üniformalıları kasteder ama laf enteresan, ıspanak renkli üniformayı giydikleri zaman sabun yutmuş salyangoz gibi erirler derler. Bunları da böyle iki höt dediğinizde sabun yutmuş salyangoz gibi erirler. Çıkarken bunların ikisinin yüzüne Hüdayi Bal ve Ali Rıza Esmen'e dedim ki, böyle bakıyorlar tepeden tepeden, ben polislerin arasında binadan çıkarılıyorum. Sizin dedim yüzlerinizi hayat boyu unutmayacağım. Ve şimdi ekliyorum. Size, çocuklarınıza ve onların çocuklarına da anlatacağım. Alçaklığınızı, hırsızlığınızı, birer çete üyesi olduğunuzu ve çete elebaşının kanunsuz, hukuksuz emriyle veya attığı kemikle onun arkasından koşan birer canlı olduğunuzu. Evet. Bu olay öyleydi. 28 Ekim benim için hicrandır. Bugün TV, Kanal Türk, İpek Medya o gün benim için tarih olmuştur. Ama orada da söyledim. Bunlar son sözümüz olabilir ama daha sözümüz var. Sözümüz bitmedi ve işte konuşuyoruz. Bu yayın devam edecek dedim ve işte devam ediyoruz. O gün bugün hiç susmadık. Emin olun bir gün bile ara vermedim. Yazıyorum, çiziyorum, konuşuyorum. Hangi imkan varsa. Twitter, YouTube, işte Uydu'da başka bir kanal. Orada orası bitti. Gittik biz Can Erzincan Televizyonu'nda bu işi yapmaya çalıştık vesaire. YouTube biter, başka bir yer açılır, orada yaparız. Bilmiyorum yani. Ama bu gözler gördüğü, bu kulaklar işittiği, bu ağız laf ürettiği sürece, bu beyin düşündüğü sürece sözümüz olacak. Ve bu yayın devam edecek. Bu yayın devam edecek. Dilerseniz ben size olacakları söyleyeyim bahsiyle devam edelim. O da şu, bugün gündemde iki ana konu var. Bir, dolar, euro, sterlin döviz kurlarındaki inanılmaz hareketlilik. Ona artık hükümet tarafı Ankara rekabetçi kur demeye başladı. Bir böyle bir hikaye var. Piyasalar alt üst. Piyasaların alt üst olmasıyla eş zamanlı olarak da Türkiye kriz arıyor kendisine. İşte Doğu Akdeniz olmadı, Yunanistan olmadı, Ege olmadı, Oruç Reis olmadı, Azerbaycan, Ermenistan, işte Rusya araya girdi, ateşkes sürüyor, Libya'da öyle ateşkes, Suriye işte. Ve
Fransa'yı buldu kendine. İşte Fransız Müslümanlarının hamiliğine soyundu Türkiye. Ve işte bir Charlie Hebdo üzerinden, Charlie Hebdo'da da Atatürk'ü Tayyip Erdoğan'ı eleştiren bir karikatür çıkmış, kapak çıkmış bugün. Onun üzerinden karşılıklı sin kaflı, o çocuklu bilmem neyli, hiç ben bu konulara girmeyeceğim bu yayında ama bir idrar yarışı devam ediyor. Nur topu gibi bir Fransa krizimiz var. Bir sürede belki iktidar bunu bu şekilde götürmeyi amaçlıyor. Ama öncelikle ekonomiyle başlayacağız ve ben size olacakları söyleyeyim diyor. Bu kur meselesinde, TL'nin değer getirmesi meselesinde ve ne yapacağız, nereye gideceğiz, yönümüzü nasıl belirleyeceğiz diyen vatandaşlara hitaben. Kim söylüyor bunu? Ekonomist Atilla Yeşilada söylüyor. Son yayınında, bugünkü yayınında paylaştı. Ben de oradan bir buçuk dakikalık bir bölümü aldım. Ekranlara getireceğim. İşte Atilla Yeşilada size olacakları söylüyor efendim. Üzerine konuşacağız. Arkadaşlar, rekabetçi kur diye bir şey yok. Bu yeni bir yalan demeyelim de yeni bir kılıf. Türk lirası bu şekilde değer kaybetmeye devam ederse ben size olacakları söyleyeyim. Vatandaş salak değil. Oturup parasını Türk lirasında tutmayacak. Tabii ki dövize dönecek. Döviz büfelerine yığılma olacak. Arkasından belki yine bankalardan döviz çekilecek veyahut bankalardaki TL mevduat dövize dönecek. Enflasyonda sene sonunda 15-16'yı göreceğiz. Ve vatandaşın satın alma gücü iyice harap olduğu için artık zaruri ihtiyaç maddeleri dışında hiçbir şey satın alamayacak. Bu da Türkiye'de zaten başlayan resesyonu daha da zorlaştıracak. Özetle arkadaşlar, ben hükümetin kur veya ekonomi konusunda nasıl bir politikası var? Türkiye'yi gittikçe battığı bataklıktan nasıl çıkartmayı planlıyor? Bu konuda hiçbir fikir edinemiyorum. Siz bana anlatırsanız hükümetimizin ekonomiyi nasıl darboğazdan çıkartacağını ben de öğrenmiş olurum. Aksi halde bunun adı Harry Potter ekonomisidir. Evet, Harry Potter ekonomisidir diyor. Atilla Yeşilada'da çaresiz kalmış ama olacakları söylüyor. Ben de size olacakları söyleyeceğim. Oradan mülhem, oradan esinlenerek Atilla Yeşilada'dan. Atilla Yeşilada'nın elbette YouTube kanalında bu videoların daha geniş haline ulaşabilirsiniz. Kendisinin müsamahasına ve anlayışına sığınarak haber değeri olduğunu düşündüğümüz için bu bir dakikalık bölümü aldık, ekranlara getirdik kaynak belirterek. Savaş Genç diyor ki, dolar euro gündemini mucizevi bir gerizekalılıkla değiştirdiniz. Misfaktan zerre farkınız yokmuş Charlie Hebdo. Fransızca bilen takipçilerim çevirip iletebilir. İşin şey tarafını merak edenler olabilir. Ben konuya nasıl bakıyorum? Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed karikatürleri yayınlamasına, daha sonra Tayyip Erdoğan'ı gerçekten iğrenç bir biçimde çizmesine vesaire ne diyorsun derseniz, benim onunla da ilgili fikirlerim var. Fakat görünen biraz da bu. Türkiye'nin sıkışmışlığını, ekonomideki sıkışmışlığına Fransa bilerek isteyerek, gerek Fransa Başkanı Macron üzerinden, gerekse işte oradaki bir dergi üzerinden gerekçe sunuyor. Türkiye'ye harika bir çıkış fırsatı sunuyor. Harika bir kriz fırsatı sunuyor. İktidar da alıyor Allah bu topu, sektire sektire sektire. Güya işte gönderdiği bir kale de yok da hani ağlara takıyor falan diyeceğim. Keyfini çıkartıyor. Böyle bir durum var. Ama dediğim gibi fikirlerimi söyleyeceğim. Yeni Şafak demiş ki yatırım dalgası geliyor falan. Bugünkü paylaştığı tweet. İşte o yatırımı silin, bir dalga geliyor da öyle bakın. Ya da birisi dalgasını geçiyor. Öyle bakalım. Uğur Gürses ekonomist. Ekonomist Uğur Gürses. Kamuoyuyla dalga geçiliyor artık. Yatırım dalgası değil yani. Kamuoyuyla dalga geçiliyor. Merkez Bankası Başkanı. Merkez Bankası'nın kuru bir yerde sabitleme gibi bir hedefi yok. Ya da böyle bir yanlışın içinde olamaz diyor. Sahi kuru görünmez bir el mi tutmaya çalışıp 120 milyar doları Merkez Bankası, 120 milyar dolar Merkez Bankası rezervini eritti. Evet, ekonomistler bas bas bağırıyor. Hem rekabetçi kur diyorsunuz, hem de 120 milyar doları kuru dengelemek için kim eritti? Siz erittiniz son senede işte. 120 milyar doları gitti ve rezervler ekside bugün. Turhan Bozkurt, siyasi baskıya boyun eğerek haftalık repo faizini 10.25'te sabit tutan Merkez Bankası'nın açık repo ihalelerinde faiz 14.75.
Aradaki fark 450 baz puanlık fark. Göçtü kervan, kaldık dağlar başından akaratı oluyor demiş. Yani şunu söylüyor Turan Bozkurt. Şey diyor yani, fiili olarak esasen faiz 14.75 diyor. Her ne kadar 10.25'te sabit tutsa da Merkez Bankası. Şimdi inelim reele. Rıfat Güner paylaşmış, Anadolu'nun bir ilçesinin Ziraat Bankası Avrupa'da bir ülkeye bir defada 20 bin euro parayı havale edememiş. 5 bin eurodan fazla para havale edemiyoruz demişler, deniz bitmiş. Çok gelen böyle mesaj var. Aynı gün tek EFT yapılabileceği, işte aynı gün içinde iki kere yapılamayacağı, belli limitler olduğu, hem TL'de hem de dövizde çok var ve bankalarda işlem yapanlar bunu görüyorlardır, bunun farkındadırlar. Onu da söyleyelim. Emin Çapa paylaşmış, şu anda en büyük bankalarımızdan biri internet bankacılığını kullanarak döviz almak isteyenlere doları 8.42'den, euroyu 9.90'dan satıyor. Bu da EkoTürk'ün ekranı, finansal işlemlere astrolojik bakış. Bu kepsi paylaşanlar işimiz yıldız haritasına kaldı notuyla paylaşmışlar ama durum fena. Hürriyet küçücük görmüş birinci sayfadan, Albayrak'tan 3 kritik mesaj diyor. Evet. Aralarında Amazon ve Apple gibi devlerin de bulunduğu dünya şirketlerinin temsilcilerini Türkiye'ye anlatmış. Türkiye'yi birkaç kere çarpın ancak bir Apple ediyor. Ya da birkaç kere çarpın ancak bir Amazon ediyor. Yani bu şirketler böyle şirketler. Kasayı boşaltan dış güç değil kendileri demiş Ali Babacan Edirne'de. Şu ara biraz muhalefetin biçi kanlandığı Babacan sahada, Davutoğlu sahada, Akşener sahada, bakalım nereye gidiyor olaylar. Sefer Selvi karikatürü Evrensel'den, Erdoğan'ın Fransız mallarını almayın çıkışı üzerine bir karikatür. Baba neden ekmek almıyoruz, o da mı Fransız diye soruyor çocuk. Bize her şey Fransız evlat diyor babası. Evet, ki bu şeyle de ilintili, eve ekmek götüremiyoruz. Çıkışı yapmıştı ya Malatya'da bir esnaf Erdoğan'ın yüzüne karşı. Biz de burada getirdik bir önceki yayında. Sonra da bu ne derler tükürdüğünü yalattılar adama. Erdoğan da meclis kulisinde yok böyle bir şey demiş. Evet. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. İşte bakın, yok böyle bir şey diyorsunuz ama borç batağındaki milyonlarca vatandaş icra kapılarında. Sözcü. Keyif çayı değil, borç kuyruğu demiş. İşte icra mahkemesindeki uzayıp giden kuyruğun fotoğrafı. Biraz daha yaklaştırdım sizin için. Bunlar da vatandaş görüşleri. Anneme kefil oldum, haciz geldi. 3.000 liralık borç 5.000 olmuş. Diğer vatandaş, asgari ücretliyim, 1000 lira borç 7500 lira oldu, zordayız. Bir gün manşet, sattılar savdılar borcu katladılar. AKP iktidara geldiğinde 227.1 milyar dolarlık rezerv vardı. Sayısız özelleştirmeye rağmen kasada bugün 16 milyar dolar kaldı. Diyor ki o da yok. Eksi de yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi raporu, İstanbul'da salgın döneminde dar gelirli hanelerin %37.6'sında iş kaybı yaşandığını tespit etmiş. Birazdan bununla ilgili başka haberler de var, bakacağız. Karar, Malatya Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce'nin özür mesajını kendi görüşüme katılmıyorum manşetiyle. Kendi hakkında gereğini yapmış arkadaş. Öyle bir Alo Fatih hikayesi vardı ya. Kendim hakkımda da o şey dedi. Habertürk'ün başında bu arkadaş, Alo Fatih, müfettişi Habertürk'ün. Devlet Bahçeli, o zamanlar o günlerde Devlet Bahçeli düşman tabii. Devlet Bahçeli'nin bir lafı altyazıdan geçiyor. Devlet lafının bir lafı Habertürk'ün altyazısından geçince bu Erdoğan'ı sinirlendiriyor ve bu müfettişi arıyor. Diyor ki nasıl böyle bir şey olabilir falan filan. Bak düşünün, altyazıda akan haber satırına dahi tahammül yok yani. Sene 2013, Haziran, Gezi olayları dönemi. Eş zamanlı galiba. Gereğini yapacağım efendim, gereğini yapacağım efendim diyor. Alo Fatih. Onun üzerine Erdoğan diyor ki telefonda, hep öyle söylüyorsun, bir türlü olmuyor yani, hep gereğini yapacağım. Onun üzerine Alo Fatih, kendim hakkında da gereğini yapacağım diyor. O da öyle bir literatüre geçmişti. Hayır, kendi hakkında gereğini yapmadı. Epey bir süre, belki hala da öyle, Habertürk'te devam ediyor. Siyaset ve ekonomide dar boğaza sürükleniyoruz demiş
Uğur Gürses, ekonomist, Yeni Asya'nın manşeti. Kredi büyümesiyle krizlerin çözüleceğini zanneden hükümet, işsizliğe ve iş kaybına karşı hane halkına geniş çaplı finansal destek sağlayamadı. Turizm ve ihracattaki kayıplarla beraber ödemeler dengesi bozuldu. Ekonomideki ciddi zorluklar halkın gündelik hayatını doğrudan etkiliyor, demiş. Böyle olunca iktidar seçmen konsolidasyonunu korumak için dış politikayı kullanmaya başladı. Batı ve Rusya ile olan gerilimi artırdı. Erdoğan'ın ABD'ye yaptırım çağrısı ve Fransız mallarının boykot edilmesini istediği gün dolar 10 kuruş birden arttı. Türkiye siyaset ve ekonomide darboğaza sürükleniyor, demiş Uğur Gürses. Fransa'ya geçiyoruz buradan yatay geçişle. Independent Turkish'in haberi, Fransa'nın Türk ürünlerini boykot etmek gibi bir planı yok. Fransız Bakan açıklamış bunu. Ben orada değilim de Fransa Türk ürünlerini boykot kararı alsa neyi boykot ederdi sizce? Fransa'daki hangi Türk ürününü, hangi Türk markasını boykot ederdi? Ben düşündüm, bulamadım. Siz düşünün, düşünmeye devam edin. Bulursanız bana yorumlarda yazarsınız. Dünya Gazetesi iş dünyasından Fransa krizine hassas yorum, Fransız mallarına boykot çağrısı bazı iş dünyası örgütlerinden destek bulmakla birlikte bazılarından hassasiyet ve sağduyu vurgusu geldi filan diyor da aslında şu sağdaki haber olmamış iki küçük başlık yeter yani. Bakın, Vahap Munyar demiş ki 250 bin dolara ev alan yabancı kur darbesiyle vatandaşlıktan oldu. Alaaddin Aktaş demiş ki bu kaostan nasıl kurtulacağız? Şimdi hep bu karikatürlerden bahsediliyor ya, ben şunu getirdim ekrana. 1965 Seçim Güzelleri Akbaba dergisi. İşte orada İnönü var, CHP güzeli, Demirel var, AP güzeli filan. Şimdi başka diğer Alican vesaire o günkü şeyler var. İşte Türkeş bile var, CKMP, o zaman MHP yok. Neyse, o günkü siyasal aktörler, gençler hatırlamazlar. Ama en azından soldaki ilk iki kişiyi bilirsiniz. Yani İsmet İnönü ve Süleyman Demirel. Türkiye'de böyle karikatürler çiziliyormuş yani. Evet. 1965. 55 sene önce. Evet. Charlie Hebdo Erdoğan hakkında çizdiği karikatür çok gündemde ama işte bu da Macron hakkında çizdiği karikatür. Bir süre önce. Yani kendi cumhurbaşkanının söz konusu olduğunda da acımasız yani. Evet. O arada Fransız basını Erdoğan'ın sözlerini şöyle yorumlamış. Amaç dikkati ekonomiden başka yere çevirmek. Doğru. Amaç dikkati ekonomiden başka yere çevirmek ama başka bir amacı daha var. Bir tür içeride böyle bir Müslüman veya muhafazakar kitleyi konsolide etme. Bak ben İslam dünyasının hamisiyim falan noktasına getirme hikayesi. Yani Uygur'a bakmazlar, Uygur Türklerin yaşadıklarına. Myanmar, Arakan Türklerine bakmazlar. Yemen'de olup bitene bakmazlar. Kırım'da, Ukrayna'da olup bitene bakmazlar. Söz konusu o anki çıkarlara göre işte Fransa'da falan. Yani Fransız Müslümanları, yani kaç kişidir, hangi millettendir bilmiyorum ama oradaki Türkleri de sıkıntıya sokan bir hale sokuyorlar olayı. Yani Fransa'da yanılmıyorsam 500 bin civarında Türk yaşıyor. Bir Almanya kadar kalabalık değil ama 500 bin civarında, tıpkı İngiltere gibi 500 bin civarında bir Türk var. Oradaki Türk nüfusu da sıkıntıya sokan bir noktaya getiriyorlar krizi. Girdiğiniz yolun sonu felaket. Bu önceki gün Hürriyet'in manşetiydi ama girdiği yol felaket olan Fransa değil. Türkiye'nin kalbi tekliyor. Pandemi ticaretin lokomotifi İstanbul'u fena vurdu. İşsizlik arttı, kepenkler kapandı. Dört haneden biri imdat dedi. İstanbul Büyükşehir'den ürküten rapor. Evet. Takipteki kredide artış var. İthalat ihracat azaldı. Turizmde büyük kayıp söz konusu. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor dersiniz? 9 sütun, böyle giderse memlekette cerrah kalmayacak, tıp dünyası endişeli. Doktorlara istifa yasak, gazete Pencere'nin manşeti, yasal mazeret hariç yıllık izinler durdurulmuş efendim. Zor süreçler, zor günler. Almanya'da önümüzdeki haftadan itibaren lockdown ilan edildi. Yani Almanya kapanıyor, zorunlu hareketler dışında herkes evinde.
Aynı olay İngiltere'ye de geliyor. Fransa, İspanya, diğer pek çok ülke kısmen uyguluyor. Belçika'da durum vahim. Bütün Avrupa önümüzdeki haftadan itibaren birkaç ay kapanabilir. Söyleyeyim yani. Geliyor, gelmekte olan. Artış süresi bu kar topu gibi çığa dönüşür. Türk Tabipler Birliği İstanbul için Nisan ayı rakamlarını 3 ile çarpın demişler. Türkiye bu şekilde götürmeye devam edecek. Ekonomisi kırılgan olmaktan da beter, batmış durumda ve bir biçimde çarkları döndürmeye çalışıyor. Hadi evlere kapanın dediğinde evlere kapanan insanların giderlerini karşılaması lazım. Bunu yapacak kasada para yok. Ondan dolayı da her şeyi açık tutarak götürmeye çalışıyor Türkiye. Zor bir dönem, zor bir durum. İşte önümüzde Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ayı var. Tam 4 ay. 4 ay. Mart'ı da ekleyin. 5 ay. Gerçekten bir tünele giriyor yani. Dünya ile beraber Türkiye'de. İstanbul'da vakalar işte bu yüzden zirvede, korkusuzun manşeti virüs büs demiş. Ve bir otobüsten insan manzaraları. Siz bu kadar böyle üst üste olunca istediğiniz kadar maske takın yani. Birbirinizin havasını soluyorsunuz yani. Maske de bir yere kadar engelleyebilir. Üstünden altından kaçırır yani. En acı görev postadan Kayseri Şehir Hastanesi pandemi bölümünde görevli genel cerrahi uzmanı Doktor Mehmet Seyhan Kalkan'ın yoğun bakımda iyileştirmek için mücadele verdiği koronavirüs hastalarından biri de babası Süleyman Kalkan. Ateş düştüğü yeri yakıyor sevgili seyirciler. Ciddiye almak gerekiyor bu olayı. Ünye'de halka gazlı müdahale, ordunun Ünye ilçesinde maden arama için yapılmak istenen sondaj çalışmalarına halk karşı çıktı. Şimdi orada bile artık sosyal mesafe falan hak getire. Bir başka konu. 3 ayrı kare getireceğim arka arkaya size. Foreign Policy'ye göre Rusya'nın hedefi. Aydınlığın sürmanşeti bugün. ABD yönetimine yakın Foreign Policy'de yazan sözlü akademisyen Amy Austin Holmes, Rusça Kürtler ve Araplar arasındaki mezhepsel gerginlikleri kışkırtarak DSG'yi bölmeye çalışıyor. Bu şekilde ABD birliklerini tamamen geri çekilmeye zorlamaya çabalıyor diye yazdı. Akademisyen akademisyendir. Onun önüne arkasına sözde mözde koymak kimsenin haddine değil ama işte aydınlık bu. Çok da fazla kritik etmeyelim. Şimdi bu haberi alın bir kenara. Yeni Yaşam'ın manşeti KDP Federe Kürdistan bölgesinde Kürtler arasında çatışmaları tetikleyecek adımlar atıyor. KDP bir süredir PKK'lıların bulunduğu Gare bölgesine askeri güç sevkiyatı yapıyor. 14 Ekim'de başlayan ve son günlerde artan sevkiyatla birlikte Peşmerge güçleri birçok yerde üsler kurmaya başladı. Bölgede bulunan gazeteci Seyit Evran, bu güçlerin Peşmerge Bakanlığı'na bağlı peşmergeler olmadığını, daha çok KDP'nin özel kuvvetleri ve KDP tarafından eğitilen Roj peşmergelerinden oluştuğunu söylüyor. Haberleri size yorumsuz okuyorum ama bir yorum tweetiyle de kapatıyorum bu konuyu. Mert Balkanlı paylaşmış. Fazla bilgim olmadığı için normalde üzerinde yazmadığım bir konuda önemli bir bilgi edindim. KDP ve PKK arasında çatışma, yani bir Kürt iç savaşı ihtimali her geçen gün daha da artıyor ve bu bütün kazanımlarının Rojava kaybolacağını düşünen PKK yönetici kadrosunda panik yaratmış durumda. Geçelim ülkedeki paranoyaya. ABD konsolosluğu çalışanı Can Türk'e annesinin zaman aboneliği bedelini kendi kredi kartından ödemekten 5 yıl hapis cezası verilmiş. ABD konsolosluğu çalışanı annesinin Zaman Gazetesi aboneliği kredi kartından ödediği için. Kendi kredi kartından annesinin gazete aboneliğini ödediği için. Avukat Ömer Turanlı paylaşmış, çocuklarının gözü önünde KYK'lı polis memuru bu şekilde gözaltına alınıyor. Bu muamele ne insani, ne hukuki, ne vicdani şiddetle reddediyorum. Umarım belanızı bir an önce bulursunuz demiş. Fotoğraflara bakalım. Görüyorsunuz. Yani sanki bir seri katili bir yerde kıstırmışlar da falan operasyon yapıyor polis yani. Alelade insanlar, alelade evler. Yatırıp yani Karar Gazetesi bile Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın demiş. Nasıl bir hücre eviyse. Son tweetimiz Turhan Bozkurt'tan gelsin. Makas değiştirmeden önceki son turlar bunlar. Türkiye halka sorulmadan bir tercihle karşı karşıya bırakılacak. Her gün bir evvelki günü mumla aratıyor. Burayı binayı dinamitleyenlerin keyfi yerinde. Türkiye halka sorulmadan bir tercihle karşı karşıya bırakılacak.
Bunu ekonomi olarak, siyasi olarak nasıl değerlendirirseniz değerlendirin, bu Turhan Bozkurt tweetine katılmamak mümkün değil. Charlie Hebdo meselesiyle ilgili Fransa'daki İslamofobi ne deniyorsa veya İslam düşmanlığı, İslam karşıtlığı üzerine şunu söyleyip kapatayım bugünkü yayınımızı. Hemen bir dakikada. Birincisi, fikir örgütü, fikir hürriyeti, fikir özgürlüğü vardır ve farklı fikirler sizin canınızı sıksa da, sizin kutsalınıza saygısızlık da yapsa çıkarlar, zuhur ederler, yayınlanırlar. Bu olur. Bir tarafı bu. İki, şiddete dönüşmedikçe, birinin kafasını kesmedikçe, bir yeri bombalamadıkça, bir yerin alanını, bir yerinin özgürlük alanını işgal etmedikçe, saldırmadıkça bütün bu fikirlere müsamahalı olmak icap eder. Bunlar genel kurallar. Hazreti Muhammed karikatürleri ve bunun ısrarlı bir şekilde çizilmesi, İslam dünyasını veya Müslümanları rahatsız edeceği halde ısrarlı bir şekilde bunun yapılıyor olması rahatsız edici mi? Evet, rahatsız edici. Sen rahatsız oldun mu? Evet, ben rahatsız oldum. Beni de rahatsız ediyor. Ve bunu provokatif olarak yaptıklarını düşünüyorum. Ve böyle bir malzemeyi yakalayan Fransa başkanının da ülkesinde sağ hareketler tırmanırken ben sizden daha sağcıyım der gibi adeta bu tür gelişmelerin üzerine atlayıp ileri, Fransa laikliğiyle de bağdaşmayan ileri açıklamalar yapmasını, Fransa laikliği çizgisinden çıkıp bir dinle milyarlarca insanın tabi olduğu İslam'la alakalı gerçekten rahatsız edici, rencide edici ve saygısız yorumlar, analizler yapmasını rahatsız edici buluyor musun? Saygısız buluyor musun? Provokatif buluyor musun? Evet. Siz bunun üzerine gidip aşırı İslamcılar, dinciler, fanatikler neyse gidip bir karikatür gösterdi diye derste öğretmenin, tarih öğretmenin başını kestiğinizde bunu şiddetle lanetliyor musun? Evet. Bunu da lanetliyorum. Siz bir ülkenin cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhurbaşkanı, senin akıl sağlığın sorumlu dediğinizde bunu da saygısızca buluyor musunuz? Evet, Tayyip Erdoğan'ın yaptığının saygısızca olduğunu düşünüyorum. Bir karikatür dergisinin, daha evvel Hazreti Muhammed karikatürleri yayınlayan derginin bu defa Tayyip Erdoğan'ı da pespaye bir şekilde Türkiye Cumhurbaşkanı'nı karikatüre konuk etmesi, kapağında yayınlaması ve bugün itibariyle 28 Ekim itibariyle bayilerde satışa sunmasını falan ve bu şekilde dalga geçmesini saygısızca buluyor musunuz? Evet, onu da saygısızca buluyorum. Bütün bunlar olurken, bütün bu saygısızlıklara saygısız, böyle yapmayın, bu provokatif, neyi amaçlıyorsunuz, gayeniz ne, nereye götürmeye çalışıyorsunuz falan gibi bunları söyleyecekken, fikir mücadelesi söz konusuysa o fikirlere fikirle mukabele edecekken birileri gidip kafa kestiğinde, birileri de sinli kaflı o çocuklu falan küfürler döşendiğinde sizin bu söyleyeceklerinizde söyleyemiyorsunuz veya bu söylediklerinizde havaya gidiyor. O küfürler tepişmeye başlıyor veya silahlar konuşmaya başlıyor veya kaba güç gösterisi başlıyor. Biz Charlie Hebdo'ya da söylenmesi gerekenleri, Fransa Cumhurbaşkanı'na da söylenmesi gerekenleri söyleyecekken onu söyleyecek zaman bulamıyoruz. Onu söyleyecek alan bulamıyoruz çünkü kavga kıyamet başka bir alanda kopmuş oluyor. Ve fikir mücadelesi yerini kaba güce bırakıyor. Bir de böyle bir sonucu oluyor. Diyebileceğim bu. Ha, nereye gidiyor? İyi bir yere gitmiyor. İyi bir yere gitmiyor. Evet, Batı'da bu tür akımlar var ama Batı'nın tamamını bununla genellememek gerekiyor. %90 ve belki üzerinde insanlar saygılı. Farklı inançlara, farklı kültürlere, farklı eğilimlere, yönelimlere. Arada birkaç zıp çıktı çıktığında da siz buna devlet nezdinde trollerle falan filan topyekün ağır mukabele ettiğinizde de işte dediğim gibi sizin bir fikir mücadelesi yapma zemininiz de ortada kalmıyor. Bir diğer tarafı da ne yaptınız? Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değdi mi? Ya da aşağıyı konsolide etmeye mi yaradı? Bir tepki gösteriyorsan, onun üzerine de karşı tarafın o tepki eğer
yerinde bir tepki ise ve işte efendim güçlü bir tepki ise, olması gereken bir tepki ise sonuç ne? Kuyruğunu kıstırıp yaptığından özür dile, değil mi? Hayır. Devam ediyor, artırarak devam ediyor. Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya da değmedi ve belki bambaşka kayıplara da netice verecek bundan sonraki süreçte. Vahim. Sonraki süreç açısından da vahim. Bir yayını bu duygularla kapatıyoruz. Bugün 28 Ekim 2020, 5 sene önce İpek Medya'ya el konulmasının, çökülmesinin yıl dönümüydü. Ondan dolayı biraz geciktim. Tekrar özür dilerim. Yarın Turan Görür Yılmaz Güne Bakış'la karşınızda olacak. Biz Cuma günü tekrar Ekim ayının son manşet programında karşınızda olmak umuduyla, saygıyla ayrılıyoruz efendim huzurdan. Hoşçakalın.